Ben ortaokul çağlarında 27 Mayıs'ı yaşadım. Yani yeni idrak ediyordum dünyayı. Üniversite çağlarımda 12 Mart'ı yaşadım. Parlamentoya, siyasete yeni girdiğim sırada 12 Eylül'ü yaşadım. Sonra işte 97, sonra 15 Temmuz. Gerçekten travmatik bir, darbelenmiş bir demokrasi tarihimiz var bizim. Doğru. Ama yani bunu köpürtmek yerine bunların geçmişte kaldığını, artık bu tür olayların kimseyi korkutmayacağını, bundan mağduriyet üretmenin de doğru olmadığını, ben mesela bugün Sayın Tam Cumhurbaşkanı'nı bunları dinlediğim dediğimiz bir zaman dönemde 15 Temmuz'da olunca, hani 15 Temmuz tabii olduğunda ama yok canım, ne Sayın darbesi falan dedik Cumhurbaşkanı'nı ya. dinleyince irkildim. İrkildim. Gerçekten eğer böyle bir benzetme yapmışsa diye gerçekten çok tepki gösterdim. Sonra sizin demin okumaya başladığınız metnin sonunu da okudum. Orada ağır biçimde o infazı eleştiriyor adı geçen arkadaşımız. Yani bunun Türkiye siyasetinin en yanlış olayı olduğunu da söylüyor. Şimdi lafın bir tarafını okuyup bir tarafını görmezden gelirsek amacı aşan yorumlar yapmış oluruz. Yani ben orada ismi geçtiği için rahmetli Menderes'in bir hemen yanlış anlamayı önleyecek, sonu benzemesin diye bir cümle kullandığını ve sonra düzeltmeye çalıştığını görüyorum. Yani bir sürçülisan da değil. Kemal Bey'in söylediği gibi bir zihin altı da değil. Evet, bir kelime ağzından çıkmış ama derhal kendisi yanlış anlaşılmalara gitmesin diye düzeltme yapmaya çalışıyor. Algısı kötü. Gelemezse efendim Algısı kötü. algısı öyle algılanıyor ama Yani mesela söylediği mi, bilinçaltındaki mi hakikat? Biz onda biraz şüpheye peki düştük Kemal Ertuğrul Bey, Bey. bakın Freud'u demin referans yaptınız. Eğer Freud'u referans alırsak birçoğumuz, hele birçok politikacı çıkıp konuşamaz bile. Ayrıca her sürçülisan zihnin altındakinin dışa vurmuşsa bu ülkenin en tepesindeki insanların son derece çarpıcı sürçülisanları önümüze konulur ve gerçekten hepimiz çok zor durumda kalırız. Bazen zihin altıdır, ben de kabul ederim. Bazen de gerçekten sürçülisandır. İnsandır. Beşer şaşar diye, beşer yanılır diye bir kabulümüz var. Ya benim söylemek İtirazda istediğim bulunabilir şudur. miyim ya? Yani Çok pardon bugün Sayın Günay. Burayı bir açalım isterim. Kemal Öztürk bir eklemede bulunacak. Küçük bir itirazda bulunmak isterim. Ertuğrul Bey benim çok beğendiğim bir siyasetçidir. Sağ olun, Beraber de sağ uzun yıllar çalıştık. Soldan gelip gerçekten demokratlığını ispatlayan birisi. Fakat ben şöyle bir tabloda sağdan da gelip görüyorum. gerçekten demokratlığını ispatlayan birilerini görmek için uğraşıyorum çok. Şimdi Ertuğrul Beyciğim, bizim şöyle bir sorunumuz var. Hani bunları unutmamız gerekiyor, bunları bitirmemiz gerekiyor diyorsunuz ya. Fakat küçük bir olayda o benim ısrarla bilinçaltında halledilmemiş problemler olarak duran bu konu pat diye ortaya çıkıp yaşadığımız günü de etkiliyor. Ne gibi? 104 amiral meselesinde olduğu gibi. Bakın o bildiri yayınlandığında Meral Akşener gibi bir muhalefet tepkisi de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tepkisi de var. Ne var bunda? Ne olmuş diye o sözlerin altına imza atarım diye bir tepki de var. Meral Akşener gibi bunların hepsi darbe çağrışımı yapar kardeşim. Siz bırakın biz sivil muhalefet olarak işimizi yapalım diyen bir muhalefet de var veya AK Parti tepkisi de var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden o bildirinin altına imza atan onlarca siyasetçi çıktı. Aktif siyasetçiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiler. Şunu çok merak ediyorum. Eğer bu emekli değil de bunlar muvazzaf asker amiral olsaydı ve böyle bir bildiri yayınlasaydı, bu arkadaşlar ona destek vereceklerdi. Bu Ben arkadaşlar böyle bir şey böyle bir korkunun yapamazlar. içerisindeyim. Muvazzaflar böyle bir bildiri yayınlayamazlar. Yani muvazzaflar böyle bir bildiri yayınlasa biliyorsunuz ki en önce karşı çıkacak olanlardan bir tanesi herhalde benim. Evet. 27 Nisan muhtırasına hükümetten önce karşı açıklama Biliyorum. yapan Türkiye'deki milletvekili bile olmayan siyasetçilerden biriydim. Ama lütfen niyet okumaktan vazgeçelim. Yani o bildirinin, burada biz o daha önce sizden önce tartıştık onu. Ya yani içeriğinde bir şey olmadığını savcılar da tespit etti. Usulünde, gece yarısı olmasında, sunumunda bir sıkıntı var. O bence onu gece yarısı kim servis etmişse o araştırılmalıdır. Oradaki mesele budur. Şimdi bakın, Oradaki yani davranışı da ben aynı şekilde bir darbe bilinçaltı olarak okuyorum Ertuğrul Bey. Yani o tabii. askerlerin, özür dilerim, başına Türk milleti yazması, gece yarısı yayınlaması, toplu olarak Bunlarla bildiri ilgili yapması, o tartışmalar da var. bir Kemal Bey, oraya darbe dönmeyelim. Bu konuyu bilinçaltının dışa bitirelim. vurumudur. Bu Yani konuyu bunların bitirelim.
bu konuyu bitireyim izin verirseniz. Yani niyet okumaktan vazgeçelim. Ben hukukçuyum, önümdeki somut olaya bakarım. Siz tabii gazeteci olarak başka boyutlarını araştırmak, yorum yapmak hakkına sahipsiniz. Benim söyleyeceğim, mesela ben bugün evet Sayın Altay'ın sözlerini bir yerlere yorumlanabileceğini kendisi de hissetmiş ki derhal düzeltme gayretine girmiş. Fakat ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevap verirken işte mezar, kefen falan gibi sözler sarf etmesini de doğrusu Türkiye'nin bu ortamında huzura ihtiyacı olan Türkiye'nin bu ortamında amacı aşan ifadeler olarak görüyorum. Yani Türkiye'de ne zaman biraz ortamı sakinleştireceğiz kardeşim, ağzından çıkan lafı kulağın duysun demek var. Bunu işte biz kefenimizi giydik, mezarımıza filancılara mezar yaptık. Mesela ben o tabiri de yadırgadım. Evet 15 Temmuz bu ülkede yargılandı. Halk tarafından büyük tepki gördü. Yargılanıyor. Yargı veriyor cezayı. Kimse kimseye mezar etmedi. Yani biz mezar ettik falan dediğimiz zaman amacı aşan bir yere bakarız. Son bir şey söyleyeyim. Demin işte bu tabirler bir yerlere çekiliyor falan dediniz. İşte dinci tabiri kullanıyorlar dediniz. Dinci Türkiye'de, odaklar Engin Altay'ın kullandığı. Evet, Türkiye'de evet odak. Bir dindarlar var samimi. Gerçekten inancını kendisi için, toplum için kalbinde yaşayan, çevresinde görmek isteyen samimi dindarlar var. Bir de dinci başka bir şey. Yani dini siyaset için, çıkar için, ticaret için, başka bir şeyler için istismar eden çevreler. Bunlar birey olarak var, gruplar olarak var. Bu yok mu? Var. Efendim bunlar yok. Bunlar yoksa biz 15 Temmuz'da nereden geldik? Bu da hukukun meselesi değil midir o zaman? Yani ben niyet okuma dediniz ya, bir aşmak adına soruyorum. Bu da hukukun meselesi değil midir o zaman? Dindar mı, dinci mi, Müslüman mı? Bir şey ekleyeyim. Bunun ne kadar hukuki bir problematik yarattığını 28 Şubat'ta eminim siz de o döneme karşı çıkan siyasetçilerden biriydiniz. Evet, biliyorsunuz. Dinci ticaret haneler listesi yayınlandı. Yeşil sermaye tüccarların, esnafın listeleri yayınlandı. Dinci vakıflar, dernekler listeleri yayınlandı. Bir kısmının malına el kondu, bundan, bir kısmı kapatıldı. Bundan daha abartılı ve vahim uygulamalar da 15 Temmuz'dan sonra yapıldı. Demek ki hukukun da üstüne gitmesi gereken... İyi ki yapılmış hukukun bakanım. Bakanım iyi ki yapılmış. Evet. Tabii iyi ki yapılmış yani bakanım. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Sayın Bakanım, odaylar var. 15 evet. Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler yapıldı. Evet. Yani diyorum ki demek ki dindarın dışında dinci örgütlenmeler var ve bu dinci örgütlenmeler, bir de altını çizerek söylüyorum. İşte bu kavramın yani ne kadar problematik olduğunu 28 Şubat'ta yaşadık Ertuğrul Bey, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama dinci kavramının da tırnak içinde dikkatle gözlenmesi gereken, yani dini ticaret için, siyaset için, devleti ele geçirmek için, kişisel çıkar için, grupsal çıkar için kullanan odaklar olduğunu yani da... Yani 15 Temmuz tecrübesinden sonra hala rejimi ve sistemi tehdit eden tırnak şey, dinci örgütler olduğu kanaatinde misiniz Sayın Güney? Pardon ben... 15 Temmuz tecrübesine rağmen hala Türkiye'de rejimi, sistemi tehdit edebilecek tırnak şimdi dinci yapılar olduğu kanaatinde misiniz? Evet, olabilir. Kanaatindeyim. Kanaatindeyim tabii. Bugünkü mesela odak, bugünkü olay bu nutuğu sakıncalı görerek okullara sokmama cesaretini gösteren kişinin bireysel iradesi değildir. Onun dayandığı ve onu besleyen bir odak olduğuna inanıyorum. Ve Türkiye toplumunda da çoğumuz görüyoruz. Yani devletin önemli bir hastanesinin başhekim yardımcılığına yükselmiş olan birisi neler söylüyoruz? Medyada görüyoruz. İnsanlar ölümle tehdit ediyor. Hala bu tür unsurlar var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde hala demokrasi içine sindirememiş olanlar var. Cumhuriyeti içine sindirememiş olanlar var. Çoğulculuğu içine sindirememiş olanlar var. Seçimle gelmiş olan iktidarın her yaptığını suç bularak onu devirmeye kalkmaya niyetlenenler var. Bu iktidarda da var, muhalefette de var. Sırtını oraya veya buraya yaslıyor. Burada yapılması gereken nedir? Siyaset hukuktan elini çekecek, hukuk hepsine objektif olarak uygulanacak ve Türkiye toplumu hukukun güvencesi altında rahat edecek. Yani bugünkü tartışma bizi buralara getirdi. Bence çok köpürtmeyelim bu tartışmayı. İlgili arkadaşlar... Yok, şey diyeyim, kapı kapıyı açıyor. Şöyle